بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Bizlarga Ramazon oyi ro'zasini tutishni farz qilgan Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Bizlarga Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazishni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salavot va durudlar bo'lsin. Allohumma la sallallohu alayhi wa sallam wa shayta ja'alani hasanan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, Allohga be'adad hamdlar sanolar bo'lsin. O'zining ulug' va muborak oyiga barchalarimizni sog'-salomat yetib kelib, bu oyning kunduzlarini ro'za tutish bilan, kechalarini qattiq qurbonlarda bedor bo'lish bilan o'tkazib, ibodatlarni ado etib, savoblarni kasb qilishimizni muyassar etdi. Bugungi bu muborak kechada sizlar bilan ushbu oyda yaxshi bir niyat bilan Ramazon oyi axloq oyi, odob oyi, qalbni poklash, ruhni tiklash oyi degan mavzudagi darslarimizni, suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kecha shahrimizning masjidlaridan birida xuddi sizga o'xshagan azizlarimdan ikkinchi darsni o'tgan edik. Bu darsimizda qalbni poklash, nafsni tozalash, xulqni sayqallash tizimini maqsad etib ekanligidan, bu borada Qur'oni karim oyatlari, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadis shariflari namunalaridan, undan so'ng bu ilm sohasida, ruhiy tarbiya ilm sohasida bitirgan ba'zi bir ulug' allomalarni shaxslari va kitoblarini eslab o'tdik. Oxiriga kelib, bugungi kunda o'zimiz tarafdan ta'lim qilingan ba'zi bir kitoblarni, jumladan Islom ma'naviy jinoyatlarga qarshi degan kitobni, hadis va hayot silsilasidagi niyat, ixlos, ilm kitobi ham shu bobda ekanligini, undan keyin yaxshilik va axloq kitob degan inshaalloh 34-chi juzi bo'lishadi. Ana 35-chi juzi zikr, duo, istig'forga bag'ishlanganligi, undan keyingisi kitob adab ekanligi, undan keyingisi zuhd kitobi ekanligini, mana shu yerda bu ilmga, ya'ni inson qalbini poklash ilmiga, ibodatiga, hayotiga ruh kiritish ilmiga, tazkiya nafs ilmiga, ta'zimul axloq ilmiga muayyana. Undan so'ng yana xuddi shu yo'ldan og'zaki tarjima tariqasida Imom Buxoriyni adabini kitobi, Imom Hasan al-Vaziyni kitobi birbiri va silat nomlangan yaxshilik va sidayran kitobini, shuningdek Imom Ibn al-Dunyoni axloq kitobini va boshqa kitoblarni tarjima qilinganligi sizlarga qismat taqdim qilinib qolganlari tayyorlanganligini ham aytib o'tdik. Suhbat oxirida mana shu ilmni rivoyatlari, kelgan oyatlari, hadislarni hammasini olib, mukammal bir ilm sifatida sharh qilib, o'zimizni sharoitimizga moslab ruhiy tarbiya degan bir kitob bu kitobni yarim ming metrdan ortiq ekanligi, uchga bo'linganligi, har bo'lagi 500 sahifadan ko'proq ekanligi, birinchi bo'limi poklanish deb atalishi, ikkinchisi tiklanish deb atalishi, uchinchisi to'planish deb atalishi va ularni ichidagi bor ba'zi mavzularni gapirdi. Endi bugun sizlar bilan
ana shu darslarimizni davom ettirib, mazkur kitobda keyingi boblarda ba'zi bir so'zlarni aytib so'zlashamiz. Boshqa barcha ibodatlar, insonga zarur narsalar, insonning hayotida kerak bo'ladigan narsalarda zarurati birinchi o'rinda turgani kabi qalbni poklash, nafsni jilovlash, xulqni sayqallash, ilmi bo'lmish ruhiy tarbiya ilmida ham hammadan muhim ilm turadi. Ilmni yaxshilab egallagan odam bu ishni ham yaxshilab amalga oshiradi. Siz bilan bizga ma'lumki, bizning dinimiz islom dini, ilm dini. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Keling, ilm nimaligini ilm degani nima degani o'zi? Man bu savolga desangizlar ko'p ishlarga berdim. Ilmiy javob, ya'ni ilmda nima ekanligiga ilmiy javob yo'q. Chunki o'qimaganmiz, o'rganmaganmiz. Ruhiy tarbiyalarimizda dars bo'lmagan, shuning uchun bilmaymiz. Ilm arab tilida ayn, lom, mim moddasidan olingan so'z. Aslida shu modda belgi ma'nosida ishlatiladi. Shuning uchun bayroq bir davlatni belgisi bo'ladi, qanchada alam deydi. Alam ilm belgi. Nima belgisi? O'sha tanishi lozim bo'lgan narsani belgisi. Mana bugun mana shu masjidga keldim, o'tiribman. Qaradim, boshqa narsalarga o'xshagan to'rt burchak emas, balki doira shaklida. O'ziga yarasha boshqalardan ajratilgan belgilari bor. Shu belgilarini ham o'zimga singdirib olsam, bu masjidni haqida ilm hosil qilgan bo'lardim. Ana ilm degan lug'at ma'nosi shu. Domlani ko'rganman, tomoqlarini hamma tarafini yaxshilab o'rganib, keyin ko'pchilik ishlab ishini ajrata oladi. Demak, bu kishini belgilarini bilib oldim, va bu kishining haqida ilm hosil qildim. Ana ilmni lug'at ma'nosi shu. Ilmni istilohiy ma'nosi nima? Desaz, ulamolarimiz aytishadi. Imom Juzjoniy aytadilarki, ilm voqeiylikdagiga muvofiq tarzda mustahkam aqidaga ega bo'lishi. Voqelik bor. Shu voqe narsani ko'rib, aynan o'zida ko'rganida shunday e'tiqodi mustahkam bo'ladi. Ana shu deydi. Ilmni istilohda aytiladiki, idrok shay'i kama huwa fil waqi'. Bir narsani voqelikda qanday bo'lsa shundoqligicha idrok etish ilm hisoblanadi. Jahlni teskarisi. Bilimsizlikni teskarisi ilm. Ana endi mana shu ilm bizni dinimizda yuqori qo'yganimiz islom ilm. Qur'on so'zida tilovat qilinadi. Ya'ni ilm hosil qilish vositalaridan biri bizning muqaddas kitobimizga nom bo'lib Qur'on deb qo'yildi. O'qish. O'qimoq. Ana ilmni Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda 379-ta oyatda tasdiqladi. Ilm moddasi bor. 379 oyatda Qur'onda ilmni maqtagan, ahli-ilmlarni maqtagan, ilmni yuqori ko'rsatgan. Shularni albatta 379-tadan bo'lgan ishga bizga hozir vaqtimiz yo'q. Namuna uchun ikkitasini o'qiymiz. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Yad'a alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Alloh taolo aytadi, Alloh sizlardan iymoni bor, iymon keltirgan va ilm berganlarning darajasini yuqoriladi. Demak, mo'min musulmonlarning ichida kimni darajasi yuqori odam deb hisoblaymiz desangiz, bu oyatni mantiqiga qaraganda iymoni bor mustahkam va ilm bor odam darajasi yolg'iz iymoni bo'lsa ham yetmasa kerak. Yolg'iz ilmni bo'lsa ham yetmasa kerak. Iymon bilan ilm qo'shilganda haqiqiy Alloh bergan darajaga yetasiz.
Hamma narsada shu. Biz hozir ba'zi qismlarimiz ruhiy tarbiyada qalbni boqlashimizda, nafsni jilovlashimizda, axloqni sayqallashimizda ham iymon va ilm birgalikda bo'lgandagina bu ilm hosil bo'ladi va insonni qalbini obod qiladi. Ichki dunyosini go'zallashtiradi. Bana bu
Tanrı'nın bazı aynı dinler. Burada o şeker mesela dünya işlerinde bozulan yürüdür. Bazı sağlıkta da eşit. Bazı sağlıkta anlamlar sanatın barışı hoş demez. Bu ona demezdir. Sağlıkçı yapımdan bir anlatılması için mesela. Bu zaten şahsen sağlıkçı da sağlıkçı olarak işler. Bunu akla koymamasın. Bunu ona adam akıllı yapmayamasın. Hani umumi ilimler, dini ilimler anlamışım, başlık dünyalı ilimler anlamışım. Farz-ı ayni var, farz-ı kifayesi. Adı farz-ı kifaya düşünmeli. Farz-ı kifaya gelende, bir iş ağalar onun Müslümanlarının zirmesi verildiğinde, yani farz-ı vacib bu da diyor. Bunu bir grup adam etse kifaya gelir. Fakatlar için mesele yapmayın. Bunda köprak ulamalar cemazı namazı müsaade getirecek. Müsaade için Müslüman Müslüman vafat etti. Kim bu işle vafat etti? Vafat etse şu adamın bu taraf kefalı cemazı tutulmuş, bütün Müslüman bunların zirmesi de farz var. Farz-ı kifaya var. Ana şu kumattan 10 kişi, 30 kişi, 50 kişi acıdan çıkıp, bağlı halim bölümünü yumruk yaparlar namazını okumsa, kifaya var. Hamma yorulur barışacağız. Yeterli kadar varlık da daha etsen, kifaya vardı. Şu kadar demek bu derse, kalan onun Müslümanlarının zirmesinden düşer. Başka ilimlerden şu. Demek ki başka ilimlerden uzun yetkilerini mahmur verişin hakkı farz-ı ayin, şahsi farz. Yani hamma, hamma ilimleri de yapmaydı. Şunun için başka ilimler farz-ı kifaya vardı. Bu sadece farz-ı kısacak diyebilirizce, haydi, yüzünlükte tabip gerek. Tabipte bizim sağlıklarımızda, tanesinde, varımızda, varlığında, doğru getirici başka, anasından hizmetini kılar. Eğer tabipte olmasa, cemiyet olur, bu rahat olacak. Kasabın tarihi var yok, doğru bir ortası, doğru bir ortası var yok, ha? Başkası yok, bütün cemiyet kendine bu halatı oluşuyor. Şunun için Allah'ın bu cemiyette özüge yarışan tabiplerinin değerler barışını bahsediyor. Ana şu cemiyet maslakatın geriyle bizge tabip gereği de hep okuyordu bunu. Şimdi 100 binde adamın 8-8 tabiyle özüge tabip olması bu dağımda makul olan zeyden. Der, cahil açmaktı. Sağımda kul açmaktı. Halide yaşlarına koptu, tabip kadar. 100 bin tane kayarlar, adamların hem nasıl tabiplerin karşılığı kalmayı, tabipleri karar, kesadını davalar, hastanesini verir, sağlığını sahnesini yolu koyup yürse, bu cemiyetin zimnesinde tabalar, tabalar o işe verirken farz sağlıklıdır. Şimdi farzın tabipler diye bir kesin olacak. Ulan ne keserim ise? İşiniz vicdanı kılacak hastan cemiyetinde tıp sahasında varayetleri bozar. Kasarlar kalmasız bozar. Dağlar bozları kesse, bu şiddet bu işe razımlar bu dağlarına cevap verir. Hem de ilk başlar. Hem de bu işe kâmin dörtlüğümüz mü? Kurul işliğimiz mü? Hem Allah'ı mı? Hem de hem de sahada cemiyetini talepini kandırarak yedik kişiye bu işi gerek. Bu mesele halini Allah'ın hemen zirvesi yoktur. Bana ilimlerden doğru gelmedi. İlimde doğru imanasıdır, istidatı imanasıdır. Farz-ı hirni, farz-ı ayinle, farz-ı kifayeye geldi. Başka kararlarını doğru geldi. Bana bu meselelerini demek, biz yakışıklaşırız. Şimdi, hani bir kalp farkıyla, nefsimizin kazanıyla, Allah'ın sevdalarına gönderilen olsaydı, ulamalarımızın eylediği dini ilimler üç kısım ilimler. Bu hayatta bahsediyoruz. İtibar anlamında. İtibar anlamında. Demek dini ilimler, ulamalarımızın sevabı olan itibar anlamında. Akidaya göre kullanan sen kullanın. Keyin, aman kılıcı da uzun mesela. Üçüncüsü, kımasını da uzunlaştırdı. Ana şükürler olmadan hemen elimdeki olaylar
Bu adam tek doğum nazarının pozisi de var. Anlaşılır, farkalı, demek dileme bunu doğru yoluyla boş edilmeli. Bilimin paylarlarının aydın, bahar ve yedilmesi sabah yapmalı. Çünkü bilim, Allah benden Rabbisiniz nesli kurulacaktır. Allah Teala'nın bende bir yolu mesela Allah'ın kendisi karşılığında bulunca benlerin kardeşine aynen idim. Korsaklar. Ama şunun için bilindiği bu işin ne olmayacaklar. İbadetlerden ilim olmadı. Yaşarsan ilim olmadı. İlim olmadan üyetler konuda ayağının aslı ve kardeşlerden kanalının koyup duruşuna nasıl bakıyorum? Aleyhisselatü Vesselam. Bozulur. Şimdi koşu kalbi vakfede, içki dünyanın özelliği, insanın ruhunun terbiyesi ilmeden biz kolumuzdan gelen meselelerden kodlanışımız gerekir. Bu yerde bile çok kodlanan meselelerimiz var. Bana meslesekin Allah'ın gözünden yaradığını söyleyen halimizde bu işler, yolda bu işler, başlar, hüccetlerden, derinlikten, gerek olan arasını mazatlarının etibarı yapmasın. Allah Allah bizi yoran bir yer olsun. Hemenlerimizde nasibimizden faydalanır. Ruhani anada evlatlar terbiyelerimizde yaşlar barışıdır. İlimlerimizde sehterlerin barışıdır. Yaşlı ve seviyede huzurlu sıkıyetlerin ifadetlerinden harap barışımızda evlatlar Allah'ın bizi sizlerimizde nasip edin. Allah subhanahu wa ta'ala hem aramızda fakat yaşlıkta olup yaşlıkta yürüyüşümüzde o zirif tahammülleri yapmasın. Taharet namazda kılardıkan özümüzce malum taharetmez. Taharet degende onu Arapçada vuzu deyiler. Paklik. Yani keyin namlandaki paklik gözler güler. İslam paklik dinidir. Hemen dersinde fakirliğini talep kıralım. Özümüzü oynayıp kıralım. Birarda ibadetimiz fakirliksiz olmayın. Taharetsiz ibadet yok. Namazı bir daha olsak, demek bedenimiz fakir olmuş gerek, kiyimimiz fakir olmuş gerek, mekanımız fakir olmuş gerek.